Siz şu anayasa meselesinde ikna oldunuz mu? Yani ikna olduğunuz bir taraf var mı? Öyle sorayım. Biraz oraya geçmek istiyorum da. Anladım. Ben Yani HDP ile İyi Parti, işte CHP, Saadet oturdular, anayasa hazırladılar mı, hazırlamadılar mı? Nedir yani oradaki sizde kalan imge ne? Ben Bütün bu Sayın tartışmadan. Akşener'in izninizle bir tweetini, çok anlamlı ve değerli bir tweetini okumak istiyorum. Çünkü demokrat bir duruş bu. MHP'den Ümit Özdağ ihraç edildiğinde Sayın Akşener, kendisini yürekten alkışlıyorum bu tavrından dolayı. Sayın Özdağ ihraç edildi. Suçu demokratik hakkını ifade etmek ve genel başkan adayı olmak. Majestelerinin demokrasi anlayışı. Peki bugün Sayın Özdağ sadece istifa edilmekle kalmıyor. Özdağ'ı savunmak için söylemiyorum. Ama kışkışlığını, yok psikolojik sorunları var, yok akli melekelerinde bir sorun var suçlamasıyla gözden düşürmek, itibarsızlaştırmak hangi majestelerinin demokrasi anlayışıyla bağdaşıyor acaba? Şimdi ben pazartesi görüşümü dile getirdim. Bugün biraz daha netleştireceğim. Ve ortaya bir rakamsal bir gerçek koyarak. Şimdi şu anda önü açık ve puanları da anketlerde gördüğümüz artmakta olan parti, İyi Parti. Ben Ümit Özdağ Hoca'ya bu üslubu ve bu yaklaşımı hiç yakıştıramadım. Ki kendisine 30 yıldır da saygım vardır, tanırım. Hangi üslubu? Şu üslubu. Siz bir kere 1,5 yıl önce bildiğiniz bir şeyi, parti bir büyük kongre yaşayacak, ondan sonra çıkıp anlatacaksınız. Birinci olmaz. Yetmeyecek, 2 gün sonra da anayasa diye böyle bir anayasa yaptılar HDP ile diye, bir de bunu masaya yatıracaksınız. Bu olmaz. Yanlış. Yanlışı nereden belli biliyor musunuz? 81 il başkanı bir ölçüdür. Ya bir tanesi de der ki, Ümit Hoca galiba haklı olabilir mi acaba filan. Yani bütün siyasi partilerde bu tür olay olduğunda 1, 2 ya da 3 il başkanı hiç değilse dönüyor, itiraz ediyor ya da katılmıyor o şeye. Ya 81 il başkanı birden, 81 kişi. Yani bunların hepsi mi genel merkez yardakçısı? Bunların hepsi mi genel merkeze güzel gözükmeye çalışıyorlar? Olmaz öyle bir şey. Çünkü akıl ve izan Ümit Özdağ Hoca gibi partiyi %8'lerden 9'lardan bir mücadeleyle 11-12'lere taşımış. Şu sıra, bırakın bizim sonarın anketlerini. Bütün diğer araştırma şirketlerinin anketlerine bakın. 11-12 çıkıyor son dönem. Oyu artmış çıkıyor. Şimdi böyle bir tablo içinde siz bu partiyi en çok zan altında bırakmaya çalışılan baştan beri söylem nedir? Neyle sabote edildi? FETÖ'cüler diye. Ya siz en can alıcı yerinden veya bu insanların ya bizim FETÖ'yle ne alakamız var diye anlatmaya çalışırken sen gidip oradan vuruyorsun. Oldu mu hoca? Yetmiyor. Bir de seçmeni milliyetçi yapıda bir seçmen. Daha doğrusu merkez sağ ve milliyetçi. Yani iktidara karşı olan milliyetçi kesim, öyle söyleyeyim. Çünkü MHP öyle bir güçlü bir parti ki bir parti daha doğursa gene %10 alır. Yani MHP'nin gizli bir gücü vardır. Siz şimdi böyle bir atmosferde partinizi beline vuruyorsunuz ya, kazmayı. Hani kuruluşunda emeğin var. Sana büyük bak, bakın onu da söyledim. İhmal edilmiş Ümit Bey. Bence yanlış olmuş. Ümit Özdağ kongrede bir aday olmasa da, yaklaşmasa da, oy vermeseler de bence liderlerin işi zordur. Gönlünü hoş tutmalıydı. Bence bir yanlış muamele görmüş. Ama yaptığı bu olacak iş değil. Yani insan kendi emeğiyle kurulmuş bir siyasi partiye hala onu söylüyor. Yani benim diyor kuruluşunda emeğim var diyor. Siz şimdi parti yürümeye başlamış. Merkez sağdaki en yüksek oyu olan parti. Arkasından geliyor Ali Babacan'dan Davutoğlu'nun partisi ve çok daha arkadan geliyorlar. Siz merkez sağ ilk defa bir muhalif parti çıkmış. Ya bunu... Ama size şunu söyleyeyim. Bakın bu olaylardan bir ay sonra başka araştırma şirketleri yapsınlar anketleri. 10 tane şirket hangisi yaparsa yapsın. Puan kaybı değil. Puan artışı çıkar. Çünkü sabote edilmeye çalışıldığı izlenimi uyanıyor. Ben vatandaşı yokluyorum.
Araştırmacılıkta iki tür araştırma vardır. Bir kantitatif, yani ankete dayalı yüzdeler verdiğiniz. Bir de kualitatif dediğimiz. Mesela 10 kişiyle konuşursunuz. Bir konuda fikirlerini alırsınız. 10 vatandaş, 12 vatandaş filan. O tür bir takım grup tartışmalarında seçmen olan insanlar, bunlar siyasi değil, hepsi hangi partiye oy veriyor olursa olsun diyorlar ki anlaşıldı İyi Parti yürüyor ki sabote ediliyor. Birincisi ters teper, ikincisi de Ümit Özdağ'a yakışmamıştır. Ama en önemlisi, hocanın ihmal edildiğinde kabul ediyorum, keşke Meral Hanım birazcık ilgi gösterseydi, birazcık onu bu kadar ihmal etmeseydi. Ama ne olursa olsun ben 81 il başkanından birisi ya bir tanesiydi. 81 kişi birden bir konuda ne yaptın hoca diyorsa orada bir yanlış vardır. Zafer. Yani siz algı operasyonu yapıyorsunuz. Her seferinde İyi Parti yükselişe geçtiği için Ümit Özdağ ve istifa eden arkadaşların sabote etmeye çalıştığını söylemekle. Ama bu sabotaj oluyor. O zaman ben Uğur Poyraz'dan şunu rica ediyorum. Bana dedi ya siz Ümit Özdağ sormak için oradan bulunuyorsunuz. Hakan Bayrakçı'ya da siz Ümit Özdağ ve benzerlerini suçlamak için orada bulunuyor musunuz diye soracak mısınız Sayın Uğur Poyraz? Sorsun. Böyle bir görev var mı Hakan Bayrakçı? Hakan Bayrakçı bir anket firması ve konuya ilişkin görüşlerini veriyor. Siz konuya ilişkin görüş vermediniz Sayın Metiner. Ben bir siyasetçiyim, eleştiririm ben. Siyasetçi derken? Ben bir siyasetçiyim, eleştiririm. Siyasi gelişmeleri, tamam, yorumlarımı eleştiririm. Tamam, siyasi çizginizi... Tamam, tamamdır o zaman. Ben de siyasetçi olarak sizi bir yazar olarak deyip tartışmanın bundan sonraki kısmında siyasetçi olarak ikili diyalogda kullanacağız. Tamamdır. Peki. Tamamdır Sayın Metiner. Çünkü daha önce bu konularla ilgili yazarlık kimliğinizi öne çıkarttığınız için ben sanıyorum Sayın Metiner'in yazarlık kimliği önünde olduğu için ben buna göre daha önceki programlarda buna dikkat ettiğim için ben bu akşam da onun o çizgisini muhafaza çalıştım ama hem yazarım, siyasetçi kimliğinizi eğer önünde hem de siyasetçiyim. Siyasetçi kimliğiniz üzerinden beraber bu konuyu işaret ederiz. Peki. Adı geçen Yavuz... Bir cümle de ben söyleyebilir miyim? Çünkü Yavuz dedi, taraf gibi konuşuyorsun dedi. Şöyle. Algı bak, operasyonu yani. Algı operasyonu. Evet. Dostum. Çok açık bir şey söyleyeyim. Pazartesi de aynı şeyleri söyledim. Siz sonar olarak araştırma yaptınız mı? Evet. Sonar olarak da yaptım. Görüyorum son 2 aydır 12'yi geçen bir parti. Beni boş ver. Bak inandığın güvendiğin araştırma şirketlerine sor. Puanları artmış. 9'lardan 12'lere çıkmış. Peki puanı arttığı için İyi Parti'ye operasyonu çekenler kimler? Onu nereden bileyim? Söylüyorsun deminden beri. Yo ben kimseyi kastetmedim. Ümit Özdağ'dan bahsediyorsun. Ümit Özdağ'ın arkasında biri olduğunu düşünsem onu da açık açık söylerim. Merak etme. Benim üslubum öyle. Ben söylerim. Allah'tan Ümit Özdağ'ı eleştirmekten korkmam, bak açık söyleyeyim. Yani Uğur Poyraz Bey sizden çok daha insaflı eleştiriler yaptı yani. Tebrik ediyorum kendisini. Makamına uygun bir biçimde daha ölçülü. Siz maşallah yani. Evet, nedenini söyleyeyim. Siz maşallah yani. Bu arada şunu da söyleyeyim. AK Parti'ye benzeri bir haksızlık yapılsa vallahi billahi onu da söylerim. Bizden ayırtılan insanlara alkışlar tuttunuz AK Parti'den ben mi tuttum? Ayrılan. Ben ya iki sen defa derken, konuşma yaptım. Senden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu eleştirdim. Burada şahit. Hayır yani bizden birileri ayrıldığında ağlayı vağlayla karşılıyorsun. Ben mi? Asla. Ya senden bahsetmiyorum. Ama hayır burada beni konuştuk. Tamam da yani nedense İyi Parti'den bir takım ayrılmalar olduğunda efendim İyi Parti yükselişe geçtiği için içimizden bir takım unsurları ayartıp siyasi operasyon çekiyorlar diye. Böyle şey olmaz. Peki. Şimdi onu diyenlere söyle yani. Ben Zafer Şahin. Davutoğlu Babacan için söylediğim ortada. Bir Yavuz Bey, Yavuz Temizer adı geçtiği için bağlanmak istiyor. Bir izin verirseniz onunla konuşalım. Ondan sonra sizin görüşlerinizi alayım. İzin verirseniz. Siz hiç konuşmadınız çünkü. Yavuz Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yavuz Bey, siz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısıydınız. İstifa, ne zaman ettiniz istifayı? 16 Kasım 2020 itibariyle partiden istifa ettim. Ahmet Bey. Yani dün değil, evvelki gün. Evvelki gün. Evet. Peki, konu şuradan açıldı yani. Size partinin yetkili isimleri istifa ettikten
önce ya da sonra herhangi bir hakaret etti mi? Şimdi yaklaşık 15-20 gündür sürekli söylenen ve benim bugün bir televizyon programına katılma sebebim de oydu. Ben partiden normal şartlar altında istifa ettim. İstifa tek taraflı bir müessesedir. Ama operasyon çekiliyor. Birileri operasyon yaptırıyor. Birileri İyi Parti'nin içini karıştırmaya çalışıyor. Bunlar çok haksız eleştiriler. Benim hiçbir operasyonun içinde olmayacağımı en iyi Uğur Poyraz bilir. Benim son 2,5 senedir o partide yaptıklarımı en iyi Sayın Uğur Poyraz bilir. Operasyonu kim yaptırabilir bana? Kim bir operasyonun parçası yapabilir bizi? Böyle bir suçlama olabilir mi? Eline mikrofonu alan İyi Parti'ye operasyon çekiliyor. Evet kardeşim, doğrudur. İyi Parti'ye bir operasyon çekilmiştir. İyi Parti'ye Sayın Koray Aydın tarafından 20 Eylül 2020 tarihinde operasyon çekilmiştir. Aynı partinin içerisinde eğer siz kalkıp da oy verilmeyecekler listesi yapıyorsanız ve buradan Uğur benim çok yakın arkadaşım da aynen bir televizyon programında katıldığı ifadesi şu oldu. Arkadaşlar çalışmadı, o yüzden seçilemediler. El insaf diyorum ya. Ben milletvekili yapmışım. Genel başkan yardımcısıyken Sayın Genel Başkan'ın bir talimatıyla hiç bilmediğim bir ile il başkanı olarak gittim. Antalya'da 7 ay boyunca il başkanlığı yaptım. Bunu ben hak etmediysem, o delege bana oy vermediyse, ya el insaf diyorum ya. Bakın, Koray Aydın tarafından bu partiye bir operasyon yapılmıştır. Ve bunu Muharrem Sarıkaya'ya verdiği bir demeçte de Koray Aydın itiraf etmiştir. Aynen şu lafı söylüyor. Diyor ki 2019'daki kongrede 110 ile 150 arasını ben yaptım. Şimdi soruyorum Sayın Uğur Poyraz'a. Koray Aydın'la ilgili bir disiplin soruşturması başlattınız mı? Genel başkan çıkıp kürsüden işte demokrasi bu. Şimdi İyi Parti'de, yarın Türkiye'de dediği sırada partinin teşkilat başkanı partiye operasyon çekiyor ve hala daha teşkilat başkanı. Peki Yavuz Bey, bir şey soracağım size. Sizin, o zaman sizin sorununuz ve sizi istifa sürecine götüren şey daha çok parti içi bu sizin antidemokratik bulduğunuz ve Koray Aydın merkezli olarak gördüğünüz tutum. Yani elbette. Sayın Ahmet Hakan, bakın. Yani Ümit Özdağ'ın iddiaları ve istifa biçimi ile ilgili ya da ihraça, Ümit Özdağ'ı ihraca götüren ideolojik çizgiyle bir ilgisi yok sizin durumunuzun o zaman. Öyle yahu, anlıyorum. Yahu Ahmet Hakan Bey, bakın, biz İyi Parti'yi kurarken bu millete bir söz vererek kurduk. İyi Parti partilerden bir parti değildir. 40 yıllık partimizi terk ettik biz buraya geldik. Burada aynı şeyleri yaşamaya başladığınız zaman bu işin insanlar ağlaya ağlaya partisini terk ettiler. Biz demokrasi dedik. Biz milliyetçilik dedik. Biz kalkınmacılık dedik. Ama bazı arkadaşlar şahsi kalkınıyor. Bazı arkadaşlar demokrasiyi kendi istediği gibi eviriyor. Milliyetçilikte Sayın Bahadır Erdem'e kaldı. Tanımam etmem, bilmem. Ama biz İyi Parti'yi tertemiz bir parti olarak kurduk. Ve ben şunu ifade ettim. Cevap vermekten ben utandım. Bakın, cevap vermekten utandım. Eğer biriyle ilgili bir şaiye varsa, bir şaibe varsa gidecek, aklanacak, ondan sonra gelecek. Biz kimsenin savunmasını yapmak zorunda değiliz. Ben bunu parti içerisinde de aylardır bunu söylüyorum. Buna en iyi de Uğur Poyraz bilir. Kimse eyvallahım olmadı benim. Bu Buğra Kavuncu ile ilgili mi? Divan toplantıları da dahil olmak üzere. Buğra Kavuncu ile ilgili mi söylüyorsunuz bunu? Evet, Buğra Kavuncu ile ilgili söylüyorum. Varsa bir isnat, gidersin mahkemeden aktarılırsın, çıkarsın. Kardeşim, biz seni savunmak zorunda mıyız? Gitmişsin derneğine üye olmuşsun. Olduysan oldun. Bu partide yönetici olmak zorunda mısın? Bahadır Erdem tweet atmış. Partili olabilir. Herkes partili olabilir. Amenna saddakna başgöz üstüne. Ama partinin yöneticisi olmak zorunda mısınız? Biz sizi savunmak, biz sizi açıklamak zorunda mıyız? Biz bu partiyi Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma isyan olarak kurduk. Başkaldırı olarak kurduk. Bugünler için kurmadık. Bakın, ben çoluğumu çocuğumu bıraktım, 7 ay Antalya'ya gittim. Bunu en iyi Uğur Poyraz bilir. Peki. Ben Antalya'da mücadele verirken Teşkilat Başkanı Koray Aydın, ilçe başkanlarına 399'u geçmeyin talimatı veren Koray Aydın. Peki. Sayın Genel Başkan Koray Aydın'la benim aramda zor durumda kalınca bana oğlum Ankara'ya dönüyorsun dedi. Hay hay dedim, kabul ediyorum ama Genel Başkan Yardımcısı olarak lütfen dedim, beni atamayın, ben bunu kabul etmiyorum. Uğur Poyraz'ın en yakın şahididir. Sayın Genel Başkan'dan 3 defa müsaade istedim ben. Ben Koray Aydın'la çalışamıyorum. Sizin yanınızdayım. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa başım gözüm üstüne.
Ama ben Koray Aydın'la çalışamıyorum. Haksızlık karşısında susabilen bir insan değilim. Ve Sayın Genel Başkan bana sen benim yanımda duracaksın, benim yanımda olacaksın dedi. Durdum. En son Sayın Genel Başkan'la 19 Eylül akşamı telefon görüşmesi yaptım. Ve bugün itibarımız oynanıyorsa, itibar suikastı yapılıyorsa ve bu arkadaşların hiçbir tanesi buna sesini çıkarmıyorsa hepsi vebal altında. Umur Poyraz, kongrenin üzerinden 2 ay geçmiş. En yakın arkadaşlarından biri diye her tarafta söylediği Yavuz Temizler'le bir defa irtibat kurmuş mu? Siz kendi içinizde dürüst olamazsanız bu millete vereceğiniz hiçbir şey yoktur, kusura bakmayın. Ben o genel merkezde ne pahasına olursa olsun doğru bildiğim ne varsa sonuna kadar onu söyledim. Hiç yalan söylemedim. Hiç yanlış yönlendirmedim. Yavuz Bey bir dakika ya ben şimdi çok rahatsız oluyorum açıkçası yani çok kişisel olarak söyleyeceğim. Ben yani bir siyasi partinin içinde yapılması gereken tartışmanın bu şekilde televizyon ekranına taşınması. Buraya taşıyan ben değilim Sayın Ahmet Akın. Doğru, doğru. Hayır, ben sizi suçlamak için söylemiyorum. Yani ben şu anda hani tarafsız bölgede oturup yani İyi Parti iç meselelerini tartışan bir gazeteci olmak istemiyorum. Yani bu benim arzu ettiğim bir şey değil. Tesadüfen oldu. İsminiz... Peki ben çoluğuma çocuğuma nasıl bir cevap vereceğim Sayın Ahmet Hakan? 2 haftadır İyi Parti'de operasyon yapılıyor. Yapan kim? Yapanlardan biri Yavuz Temizler. Benim üniversite sınavına girip geçen sene yalnız bırakıp Antalya'ya gittiğim kızım bana ne dedi biliyor musunuz? Baba en çok ihtiyacım olduğu dönemde 7 ay yanımda yoktun değdi mi dedi. Bir de operasyonele mi çıkacak adımız? Bunu kim kabul edebilir Ahmet Bey? Empati yapın lütfen. Ya sizi... Bunu bu hale getiren ben değilim. Bir, iki, bir dakika, Hakan Bayrakçı. Orada... Evet. Sizi partiye operasyon, İyi Parti'ye operasyon yapmakla suçlayan kim Yavuz Bey? Kim suçluyor sizi? Hepsi. Eline mikrofonu alan İyi Parti operasyondan geçiyor. Dik duracağız. Ya operasyonu yaptılar zaten kardeşim. Koray Aydın operasyonu yaptı zaten 20 Eylül'de. Geçen seneki kongrede yapmış zaten. Adam itiraf ediyor. İtiraf ediyor. Diyor ki 110 ile 150 arasını ben yaptım. 10 kişiyi de delege seçsin dedim. Bu ne demektir biliyor musun? İyi Parti'ye gönül vermiş herkese en büyük hakarettir. Ne yaptınız bunun karşılığında? Soruyorum size. Peki, bu peki, insanın hala da teşkilat başkanlığında oturmasını neyle izah edeceksiniz bana? Ama bu bizim meselemiz değil, kamuoyunun meselesi değil. Sizin partinizin ve parti içi meseleniz, onu anlatmaya çalışıyorum. Partimin genel sekreteri, partimin grup başkan vekilleri sağda solda mikrofon uzatıldığı zaman kalkıp da parti operasyon yapılıyor diyorsa, operasyon Uğur, yapanlardan biri benim o zaman. Kardeşim, Uğur Bey, söyleme hakkınız var mı? Uğur Bey, Yavuz Bey'in derdi şu, diyor ki yani, ya ben diyor öyle ya da böyle parti içi meseleler yüzünden partimi bıraktım diyor. Bana niye operasyoncu diyorsunuz diyor. Ben anladım meseleyi yani. Bir reklam verelim reklamdan sonra Yavuz cevap. Yavuz Bey'in biraz önce söyledi. Evet. Reklamdan sonra cevap vereyim. Peki isterseniz. Çok daha güzel sağlık olur. Olur. Çünkü operasyon reklam arasıyla kesilmesini istemem. Pardon? Operasyon yapılıyor demedim ben hiç. Ben... Parti sabote edilmiş oluyor dedim bu şekilde. Ya ne fark eder? Yanlış bir ara. Operasyonla arasında fark var ya. Yani.